Allah razı olsun Hoca Efendi'nin üstümüzde çok hakkı vardır, çok emeği vardır. Ne öğrendikse ondan öğrendik. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin kendisine inşallah. Amin. Buradan kendisini anmış olalım. Amin. Yanında Zafer abimizle beraber uzun zaman kalma imkanımız oldu kendisiyle. Zafer abi de belki şahit olmuştur. Böyle biz hep yani kaldığımız yerlerde üniversite okurken yani o zamanlar çok tabii risaleler henüz kasetlere doldurulup da böyle okunur hale gelmemişti ama zaman zaman radyodan, zaman zaman işte kaydedilen o kasetlerle meşhur karilerin Kur'an-ı Kerim okuyan zatların, o büyük kişilerin aşırı şeriflerini dinleme imkanımız olurdu. Hoca Efendi de çok severdi, biz de dinlerdik. Zaman zaman da işte onlara özenir, onları taklit etmeye çalışırdık. Ben de yani işte iyi bir mukallit olduğum söylerler arkadaşlar. Yani Mustafa Sıddık Mişavi'yi, ondan sonra Abdülsamet Hazretlerini falan bazen arada Mustafa İsmail'i falan öyle taklit etmeye çalışırdım. Bir gün böyle ben yemek yapıyordum galiba mutfakta. Tutturmuşum işte bir şey okuyorum ya. Bir aşırı şerif veya Kur'an'dan bir sure. Biraz böyle herhalde Abdülsamed'i andırdı. Hoca Efendi böyle hafifçe şeyi açtı. Mutfak kapısını açtı. Ya dedi, bir Abdülsamed'in dedi sesi geliyor bir yerden dedi. Yanlış mı duydum acaba falan dedi. Ben de öyle hani gayri ihtiyari şöyle bir baktım Hoca Efendi'ye, dedim Abdülsamed kim oluyor hocam dedim falan. Böyle bir imaya fikir var dedim. Böyle bir yani tatlı bir hatıramız olmuştu, böyle şey yaparım. Yani tabii balapervezane bir söz. İşte bir şey olsun, Hoca Efendi'yi Yüksel. güldürmek maksadıyla Hoca Efendi de falan güldü, öyle tebessüm etti, şey yaptı.